Diyoruz. Şükür Türkan'ın cinayetiyle devam ediyoruz. Çünkü bir cinayet olarak değerlendiriliyor. Böyle bir soruşturma yürütülüyor. Annesi burada, sözü uzatmadan babası Mustafa'yı çağırayım. Biliyorsunuz bu bölümde kesintisiz devam ediyoruz. Cuma gününden bu yana yakın çevremde bana çok soruyor. Sizler de şu anda ekran başına kilitlendiniz biliyorum. Hatta hastane doktor randevularını iptal edenler varmış. Yarın gideceğim diyenler varmış. Mustafa bir gelsin, hepsinden haberdar olacaksınız. Mustafa gelir misin lütfen? Şimdi cuma günü hararetli saatler, dakikalar yaşandı. Aynen öyle oldu. Hepsinden haberdar olacaksınız. Bildikleriniz var, bilmedikleriniz var. Açıklayacaklarımız var, açıklayamayacaklarımız var. Vallahi ne gerekiyorsa bugün her şey açıklanacak. Tamam. Musa'cığım, tamam. Sen yerine otur. Cuma günü yaşananları şöyle bir hatırlayalım. Sonra arkasından bütün gelişmelerden sizi haberdar edelim. Ben de çıktım dışarıya, mobilete bindiğimi lan gördüm. Bizi beraber gittiler mobiletle. Yani o saatten sonra da bir daha görmedim ben. Kızının hamile olduğunu duysa, bu hamileliği sorgulayamayacak biri miydi? Evet. Yani sorgulamaz mıydı Raziye Hanım? Ya o kadar da sorgular ya. Üstüne düşse sorgular. Ay, ben, ya. Bak ben aradan çekildim. Takip eder evladının olduğunu. Fatmacığım. Çok yanlış yapmışsın ilgilenmemekte. Para her şey gelir geçer. Öncelik çocuğum. Yani burada çocuğumu sahip çıkıp burada normal günlerini takip edip burada önce sen kontrol edeceksin konuda. Ya haklısın, o şeyim iyi oldu. Yani o şeyi nasıl ne ettim bilmiyorum ben de. Keşke başkasına söyledim de yanındaki düşmana söylemeyeydim. Ben onu diyorum, başka bir şey demiyorum. Mustafa düşmana mıymış babası düşman. Yani? İşte. 10 senedir düşman. Burada sorumluluk seninydi. Sen ilgilenmen gerekiyordu. Aynen. Emniyetten gelecekler buraya. Ah. Gelsinler. Evet. Hadi ben sizi emniyete teslim edeyim. Tamam. Buyur. Temas yok. Bir dakika. Gel. Yanıma gel. Arada ben varım. Sen çocuğuna zarar verdin mi? Kim? Ben çocuğuma zarar vermedim. Peki niye böyle söylüyor? Kim? Karın. Vallahi çıkacak bir gün. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Çıkacak. 10 yıl boyunca neden sustun Mustafa? Ben emniyete kendimi ifade ederim. Sıkıntı yok. Ben emniyete ifade ederim. 10 yıl boyunca bu suskunluğun nedeni ne? Emniyete ben ifade ederim ben kendimi. Sıkıntı yok yani. Ha? Kim suçluysa ortaya çıkar. Sıkıntı yok. Tamam mı? Ha. Kim suçluysa? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son sözüm bu mu? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son ana kadar ben suçluysam cezamı çekerim. Ben suçluysam cezamı çekerim. Fatma da önce öldürdüğünü söylüyor. Sonra arkasından bir öyle davranıyor. Emniyet tarafından götürülüyorlar. Yani belki şu anda ekranda korktuğu bir şeyi, yani sanki ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bendeki hissiyat o, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sanki aralarında gizli bir sözleşme var. Yani ekran, siz giderken bu cümleyi kullandım. Yani sanki Fatma ile Mustafa arasında gizli bir akit var gibi, gizli bir sözleşme var gibi. Ben onunla hiçbir zaman sözleşme yapmam. Hmm. Buraya ben çıkmadım. O benden önce geldi buraya. Doğru. Buraya beni suçlamaya geldi. Ben onunla nasıl bir gizli bir şey kuracağım ben onunla? Seni koruyor ya da sen onu koruyorsun. Beni niye korusun? Benden zaten nefret ediyormuş. Beni niye koruyor? Ya, benden kurtulmak için buraya başvurmadı mı? Sanki bir şey biliyormuş gibi Mustafa. Ama biliyorsa açıklasın Didem işte Hanım. Bak, sen aynı soruyu soruyoruz, tamam. Ama sanki izleyicilerdeki şey de o. Buraya geldiği geleli eşim götürdü, motosikletine götürdü. Arkasından baktım, kurbanlık koyun gibi gitti. Evet, bilmem ne. Haklısın, doğru, bunlar tamam, çok haklısın. Tamam, geçen gün de burada dedi ki bana açıklarsam ne vereceksiniz dedi. Evet. Çok haklı. Ben burada açıklasın da dünyayı verim ona. Hadi sor. Ben cuma günü açıklayacağım da önce sen onu soruyu sor. Bu sorun yanıtını alırsak her şey bitecek. Heh. Açıklama ne bekliyor? Bildiğini. Ya sen geçen gün burada söylemedin mi? Açıklarsam ne vereceksiniz diye. Ne açıklayacağız, ne vereceksiniz? Sen burada geçen gün kullanmadın mı? Kullanmadın mı avukatanım? Kendin kullandın. Kullanmadın mı arkadaşlar? Kendin kullandın. Kullanmadın mı? Evet. Ben de dedim ki. En son götüren sensin, sen açıklayacaksın. Ben de dedim ki sana. Sen en son götüren sensin. Elinde gücünle dedim ben. İkimiz beraber oturacak, kendisini kullanacak dedim. En son sağ salim evden çıkaran sensin, sen açıklayacaksın. Ya sen benim evden çıkardım da ispatla benim evden çıkardım. Neyle ispatlayın? Neyle ispatlayın? Çünkü ispatlı mı? Yalan. Öyle mi? Yalan konuşuyor. Öyle mi? Ona mı sığınıyorsun? Benden kurtulmak için acaba nasıl bir iftira atabilirim dedin. Birilerinden böyle akıl aldın, bu şekilde çıktın buraya. Öyle mi? İyi. Doğru değil mi? Kim akıl veriyor? Kim akıl veriyor? Bundan buraya gelmeden önce kimden akıl aldıysan? Öyle mi? Buraya yayına çıkmadan önce gözümü kimden akıl aldıysan? Gözümü açanlara diyor yani. Madem ben yani, suçluyum da ben götürdüm de. Şikayete nasıl bulundun demek istiyor. Onu öğrenmeye çalışıyor. Yani şikayete nasıl gitme cesaretini nasıl elde ettin? Onu soruyorum.
Neyi soruyorum? Şikayete gitme cesaretini nasıl elde ettin? Şikayete olan kardeşim hadi gidelim dediniz lan gitmedin. Nasıl gitmedin? Bilmediğiniz yerlerde işler var dedin. Hı. Onu veremeyeceğim. Ne bu bilmediğiniz yerlerde işler? Açıkla. Sana ne? Nasıl sana, sana ne? Sana nasıl ne? Sana ne? Baya sana ne? O zaman nasıl suçlayabilirim beni? Sensin suçlu. He? En son çocuğumu evden çıkaran ben sensin. Ben hastaneye götüreceğim. En son sen evden çıkaran sensin. Tamam yaşı hastaneye çıkaran benim de. Hastaneye sensin. Çıkaran benim de. Ben kızıma bir kötülük yaptım da sana geleceğim. Sen çocuk arıyor musun? Geleceğim sana. Sen çocuk arıyor musun? Hamileyim işleyeceğim öyle mi? Sen çocuk arıyor musun? Sen çocuk arıyor musun? Buraya niye geldin ben? Sen çocuk arıyor musun? Buraya niye geldin? Emin misin çocuk arandığından? Ne aradım ben? Sen ne arıyorsun? Ne arıyorum ben? Ne arıyorsun sen? Ben soğurca şeyle kumpirle soğan arıyorum bu tarladığın şeyle. Aynen öyle arıyorum. Değil mi? İki ayaklı arıyorsun sen. Çocukla aramıyorsun sen. İki ayaklı mı arıyorsun? İki ayaklı arıyorum. Ne arıyorum ben? Sadece kendini yükseltmeye çalışıyorsun. TikTok'tan şey kazanmaya, para kazanmaya çalışıyorsun. Kim? Başka bir şey kazanmaya çalışmıyorsun sen. Mustafa mı para kazanmaya çalışıyor? Yarabbi ya. Benim bildiğim kadarıyla ben bütün canlı yayınlardan haberim var. Şu anki hayat arkadaşın, tamam. Sevgilin o bir paylaşıyor. Bunun yüzden para açıyor. Açıyor. O açıyor TikTok'u. Tamam. O biraz bu... görüntü topluyor falan. Ya, şey, olabilir. Ben o yapıyor. Ben Mustafa'nın yaptığını görmedim. Herkesin gözüne zaten ben karışamam. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa yapmıyor onu. Ben canlı yayınlarına yapmıştım. Çıkıyor bravo, da. Bravo deyip duruyor ya. Ben derim. Yine derim. Bravo, bravo, bravo. Sıkıntı yok. Zaten açık. Bak, ben ortada. Buna geldim gelen söyleyeyim. Sıkıntı yok. Babak gibi ortada merak etme. Tamam mı? Sıkıntı yok bende. Çocuk ortada. Çocuk yok. Çocuğu sen sıkıntı çıkaracaksın. Sıkıntı var ortada. Sen sıkıntı var mı? Ortada. Çocuk yok. Tamam. 10 senedir çocuk yok. Sen çıkaracaksın sıkıntı bunu işte. Sıkıntı var ortada. Beni suçlayacaksın. Nerede sıkıntı yok? Tamam sıkıntı mı? Nasıl yok? Çocuğu benim nasıl götürdüm, nasıl getirdim, nasıl hayır, yolda bıraktığımı ispatlayacaksın, açıklayacaksın. Sıkıntı nasıl yok? Biz burada bir şey aramıyoruz. Ne arıyoruz biz burada? Ben burada soğanla fasulye şey soğanla kumpir arıyorum. Aynen onu arıyorum sen. Başka bir şey aramıyorum. Onu arıyorum ben burada. Sen başka bir şey aramıyorsun. Onu arıyorum. Sen çocuk aramıyorsun sen. Benim sevgilim gelince otele gelip o günden beri hareketlerin zırhı değişti. Tamam mı? O günden bu yana zırhı hareketlerin değişti. Sen buradan çocuğu kaybeden sensin. Sen de yalanlarım konuşuyorsun. Başka bir şey yok. Bunu çocuğu kaybeden sensin. Şunu mu söylüyorsun? Özür dilerim Mustafa. Yani sevgilin otele geldikten sonra seninle birlikte kalmaya başladıktan sonra Fatma seni kıskanmaya mı başladı? Yok. Hareketleri de değişti. Zırhla bana üstüme yüklenmeye başladı. Zırhla iftira atmaya başladı. O yüzden mi suçluyor diyorsun? Yani aynen. Seni kıskandığı için. Aynen. Daha Didem Hanım daha düne gelse kadar hani siz soruyordunuz. Ben köyden buraya gelmeden önce de soruyordunuz. Evet. Hiçbir zaman burada işinde şüpheleniyorum bir kelimesini kullanmadı. Kullanmadı. Sen gelince sen geldikten sonra. Aynen. Bak burada. Yok yani yalanlarla başka bir şey daha değil. Geçen gün de burada kelimeyi sadece kullandı. Sadece yalanlar. Ya ben şu bunları dedi, ben bunları sevgili geldikten sonra ben bundan nefret etmeye başladım dedi. Ha onu dedi evet. Şunu senden şunu bekledi galiba. Doğru mu anlıyorum Fatma? Yani evden evet aldım götürdüm kontrol ettim. Aynen. Ettirdim. Sonra hamile olduğunu öğrendim, kahrettim, şeye gittim. Yolda kodum, yoldan sonra kahvehaneye gittim, yolda çocuğu bıraktım, sonra gitmiş demeni bekledi galiba. Aynen. Bunu mu bekledin? Tamam. Aynen öyle bekledim dedi bana. Götürmeyen adam, niye yaptım desin? Böyle bir şey olmadı ki, neyi anlatabiliyor? Niye yapsın? Yalan bakın, söylüyor ben size çünkü. Şunu söyleyeyim. Yalan söylüyor. Yer, bakın şurada ben milyonların önünde söylüyorum. Ben hastaneye götüreceğim, yarı yolda bırakacağım. Tamam mı? Geleceğim, çocuk nerede diyeceğim. Vallahi benim şart olsun, keserdi bu, keserdi. Tamam mı? Keserdi bu beni bu. Olmasın o. Tamam mı? Keserdi beni bu. O kadar agresif biri olduğunu, Mustafa'ya zarar vereceğini söylüyor. Yani. Onu vallahi ben bilirim onu. Onu ben bilirim. Öyle şimdi buraya gelmiş. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Anca onu yaparsın. Neyi işte. Bilmiyor? Komiklik yaparsın. Neyi bilmiyor? Her şeyi biliyor diyorsun. Ben o zaman bilmiyorum. Niye söylemiyorsun? Nerede bu çocuk? Asıl ben sana sorayım o zaman. Mustafa'nın sormadığı soruyu sorayım. Nerede bu çocuk? Yani ne soracağız değil mi? Ha? En son gelen Salim evden sağ salim doktor şeyiyle çıkaran kendisi. Yani sen hiçbir şey bilmiyorsun. Çıkaran kendisi. Sağ salim çocuğu çıkaran kendisi. Daha düne gelişe kadar hani götürdü. 4 saat dedi. Kanepenin üstünde uyuyordum dedi. Sonra zobanın yanında dedi. Sonra dönüverdi saate bakmadım dedi. Değil mi? Sürekli farklı suçlamalar yapıyor. Farklı ifadeler verdiğini evet, söylüyor. Yalan mı konuşuyorum Didem Hanım? Avukat Hanım yalan mı konuşuyor? Burada geldiğinizden beri dinleyip durursunuz. Bir dakika dur. Aynı anda konuşmayın. Nasıl? Hastaneye diye evden çıkaran kendisi. Ya hastaneye götürme. Nereye kodum geldim? Bilmiyorum nereye kodum. Oraya ben nereye kodum geldim? Orayı 4 saattir içinde de yiyordun. Nereye kodum geldim? Orayı bilsem söyleyeceğim zaten. Orayı bilmiyorum daha. 10 sene nasıl sustum? Senin yalanlarına onu da soruyorum sustum. Sana. Senin yalanlarına sustum. Nasıl benim yalanlarına? Senin şeylerine sustum. Senin ben yalanlarla ciğerine mi girdim? Kaçtın diye inandırdığın yalanlarla için sustum. Yalanlarla ciğerine mi girdim ben senin? Aynı he? Böyle milleti kandıracaksın diye uğraştığın gibi. Ama kimseyi kandıramazsın. Ancak kendini kandıracaksın merak etme. Ancak kendini kandıracaksın.
Tamam. Şimdi cuma günü emniyet güçleri geldiler, sizi buradan götürdüler. İlk emniyet buraya geldiğinde ne düşündün Fatma? Ben mezunum şey, suratı. Suratı şey. Bir 10 yaşında döndü suratı. Hiçbir şeyde düşünmedim dedim. Bir endişeliydi sadece, evet. 10 yaşında döndü. Hiçbir şeyde düşünmedim. Yani ben içimde bir şey olmadı. Peki sana diyor ki sadece ya, ifademiz azıcıklarını yani başka bir şey yani düşünmedim. Mustafa diyor ki Fatma diyor böyle ne dedin sen 10 yaşında girdi. 10 yaşında döndü suratı. Renkten renge girdi. Peki sence Mustafa nasıldı? Ben onu tanımadım Zibar'ım. Ben zaten ondan nefret ediyorum. Ben yine böyleydim, böyle yine oturdum. Yalan desinler. Özgüvenle oturdum, özgüvenle i̇şte gittim, özgüvenle geldim böyle diyor. Yine oturuyorum böyle. Öyle mi peki sence? Ben görmedim Zibar, bakmadım. Yani 20 yıllık kocan daha iyi tanırsın kocanı. Bakmadım. E Mustafa'ya hiç bakmadın. Neden? Bakın. Şüphelendiğin adamın yüzüne niye bakmıyorsun? Bakmadım Zibar'ım, nefret ediyorum çünkü. Ama sonuçta çocuğu... Sağ salim elden götüren olduğu için... Çocuğunu... Yani bu yalanlarla başka... Yani kandırmaya çalıştığı için başka hiçbir şey yok. Nefret ediyorum. Şimdi hastalık...